Tamamen benim masamı sabote ettiler arkadaşım. Neden sabote ettiler? Çünkü benim yemek benden korktular. Benim masamdan korktular. Halil'in masasını da gördük. Ben her şeyimi evden getirdim. Dört dörtlük getirdim. Dört dörtlük karşıladım. Hiçbir şekilde eksik sunum da yaptığımı düşünmüyorum. Her şeyin tadı tuzu da bence gayet iyiydi. Sadece beğenmemek için beğenmediler. Çünkü beni birinci yapmak istemediler. Ben olsam kendime 8-7 puan veririm. Eğer ki bana gerçekten büyük bir haksızlık yapılırsa o masa nasıl ters çevriliyor göstereceğim hepsine. Evet, ikinci gününde yemek kısmının sonuna geldik. Şimdi puan verme kısmındayız programımızın. En önemli an 75.000 TL'lik bu yarışmada nazını kaderini belirleyecek puanlar. Sizin kalemlerinizin ucunda şu an saklı. Birazdan da yazmanızı isteyeceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim. Eksik herhangi bir durum yoktu. Tam 10. dakika yaklaşırken ana yemeği de getirdiği için 3 ila 10 arasında bir puanlama yapmanız gerekiyor bugün. Buyursunlar, siz açın tahtalarınızı. Ben menüsünü hatırlatayım. İlk olarak sebzeli krema çorbasıyla başladık. Evet. Kendi deyişiyle, tabiriyle. Ardından sosyete mantısı yedik ara yemek olarak. Ana yemeği ise kuzu pirzola, yanında zerdeçallı kuskus, soslu baby patates ve de yanında ona eşlik eden armutlu bir roka salatası vardı. Son olarak da üzerinde dondurma eşliğinde bir brownie yedik beyaz çikolatalı. Sizler de tamamladınız sanırım puan verme işlemini. Değiştirmek isteyen var mı sevgili yarışmacılar aranızda? Ben menüyü hatırlattık ya, sonra aklına bir şey takılan. Hayır. Yok. Peki. Kimse değiştirmek istemiyor Nazlı. Sen kaç puan istiyorsun yemeklerine bugün? En az 7 bekliyorum. En az 7 bekliyor. 7'nin üstü de hiç fena olmaz diyor. Evet. Tabii ki. 7 bekliyormuş. Evet tabii bekler. Daha çok bekler demişim. Ama 7'lik olduğuna inanıyor musunuz gerçekten? Değil. Arkadaşlar şimdi biz bir lezzet yarışmasındayız ya. Dün tadı tuzu olmayan lezzet, her pardon. Şeyi. Lezzet. 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 Nerede? Lezzet neredeydi? Hepsinin tadı tuzu vardı, gayet güzeldi. Neyine göre, neye göre? Siz zaten hiçbir şey yemediğiniz için sizden bir lezzet beklemiyoruz. Puanlama öncesi çok fazla konuşmuyoruz. İlk olarak da bugünkü açık öğleme ait açık puanıyla başlıyor. Tahmin edeyim mi? Evet, kaç? 5 gelecek diyorsun. Aç ve söyle bakalım Aytaç kaç geliyor? O kadar şanslı değilsin hayatım. 4 mü? Kaç? Gerçekten mi ya? Siz ne zannediyorsunuz gerçekten ya? Neyi ne zannediyorsunuz? Bir kere bir o kadar yemeğime gerçekten siz sadece bir puan mı verdiniz? O kadar derken ne yedim? Arkadaşım sizin sofranızdan masanıza kaç tane ürün geldi ya? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz şu anda? Hangi? Anlayamadım. Nasıl anlayamadın? Sen ne benim çorbamı beğendin. Bir puan çorbaya verdim, diğer hiçbir şeye puan vermedim mi? Ben her şeye bir puan veriyorum, beğendim. Hatta şöyle söyleyeyim. Ya sizi ben hazır hiçbir ürünle ben dört dörtlük sofra konuştum. Sosyete mantısını sosyeteler mi yapmıştı anlayamadım. Kim yaptı? Kim yapmasını isterdi? Sosyete yapmış olsaydı sizin yapıp önümüze getirmeniz gerekiyordu ya. Bakarız, benim size ne yapacağımı görürüz. Ya siz tamamen çok büyük haksızlık yaptınız şu anda. Bakın, işte. Ve gerçekten gittiğinizde kafanızı yastığa koyup rahat rahat uyuyacaksanız ben de hiçbir şey demiyorum. Dört düşük olmadı. Böyle bir şey olamaz ya. Eksik menülere dört veriyoruz. Eksik menüm yok. Masam dört. Dörtlük. Gayet siz ne bekliyordunuz? Kuzu incik diye konuştunuz sürekli. Kuzu pirzola önünüze geldi. Brownie de gayet güzel pişmişti. Dörtlük. Çorba zaten sadece... Ben de gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Benim için düşük değildi. Oo, çok büyük haksızlık yaptınız. Ben sormak istiyorum. Ana yemeği beğenmiş olsaydınız, ana yemeğe kaç puan verecektiniz Aytaç Hanım? Bir. Ona iki puan verirdim. Evet. Yani olması gereken. Evet. Peki. Puan verirdim. Ya ana menü sizin önünüze yanık bir ürün mü geldi? Yani... Sizin önünüze eksik bir ürün mü geldi? Sizin önünüze olmayan bir şey mi çıkardım Nazlı ben? Nazlı Hanımcığım. Neyini tam olarak kabullenemediniz de bir ürün verdiniz bana? Müsaade eder misiniz size cevap vereyim? Evet ediyorum. Bir daha söylüyorum o zaman. Sizin getirmiş olduğunuz o karbonhidrat tabağı yükü beni... Zaten görüntüde beni yordu. Hiç yememe gerek kalmadı. Siz beni kendinize rakip gördünüz. Baktınız sofram şıkır şıkır, üstüm başım şıkır şıkır. Sonra geldiniz yememe baş... bir. Ne biri ya? Nasıl bir ya? Üste başa bakmıyorsunuz da siz beni rakip gördünüz ki bir veriyorsunuz. Bir gerçekten hakkaniyetli bir puan siz değil. Siz benim rakibim değilsiniz. Zorlan'ın da destekleri izleyenler de aynı şekilde olacaktır. Siz haksız bir insansınız. Haksızlık yaptınız. Vicdanınızla sizi baş başa bırakıyorum. Beni dövün. Beni dövün, rahatlayın lütfen. Aşk olsun, öyle şeyler. Ama niye bağırıyorsunuz bana? Bağırmıyorum. Benim konuşma tarzım şu anda anlamışsınızdır. Bağırmıyorum. Devam ediyoruz Halil'in puanıyla. Evet Halil, sen de paylaşır mısın lütfen puanını? Benim puanım
5. 5. Kapatabilirsin. Hiçbir şeyini beğenmemesine rağmen. Çorbasını. Beğenmemene rağmen. Evet. Ya 2 puan neye verdin? Çorbasından verdim. Etini dedim. Kapatabilirsin. Etini dedim bir tık beğendim dedim çünkü. Yani, brownie'mi de beğenmediniz. Beğenmedim brownie'nizi. Hamur dediği için. Hamur. Bana göre hamurdu. Ya ama arkadaşlar gerçekten siz ben hiçbir şekilde hakkaniyetle... Ben 5 puan size gayet hayır 5 puan da hakkaniyetle değil gerçekten bir kere. Gerçekten hakkaniyetli verdim. Hayır. Sizin önünüze yiyorduk bir şey gelmedi. Yoktu. Yenmeyeceğiniz bir şey geldi. Abartmayın Nazlan ya. Doğru'nun ana yemeğinde kıl çıkmasına siz rağmen. Siz dün 7 puan vererek... Kıl çıktı. Kıl çıkmadı. Orada serviste kenarına düşmüş tabii ki olabilir. Hepiniz insanız ya. Ben dört dört. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki dikkat ediyorum. Ben de dikkat ettim. Hepsini sildim. Ben de sildim. Ona rağmen kırmadı. Tamamen herkes kendi. Senin kendin. Zaten şöyle bir şey de var. Sen kendi günü geçtiği için ben senin diğer masalarda da kaç puan vereceğini çok iyi netim. Göreceğiz. Ne verdin? Göreceğiz. Hepsine puan verdiniz. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Ben hakkaniyetli davranıyorum. Sanmayın ki siz bana 4-5 verdiniz için ben size 4-5 vereceğim. Bravo. Ben ne kadar vicdanlı bir insan olabiliriz göreceksiniz. Gerçekten hakkınızı verdim. Peki. Aysel'den yeni bir puan geliyor şimdi. Evet Aysel, seni de duyalım bakalım puanını. 5. 5. Sen neye verdin 2 puanı? 1 puan çorbasına verdim hanımefendinin, 1 puan da tatlısını gerçekten beğendim ben. Gerçekten çok yazık biliyor musunuz? 2,5 saat geçirdiğimiz o 2,5 saate o kadar yazık şimdi ki. Nazlan. O sofraya gösterdiğim özene o kadar yazık ki. Nazlan, o çiçeği keşke herkes alıp özen gösteriyor, herkes uğraşıyor. Ya ben herkes uğraşıyor, herkes özen gösteriyor ve herkes hakkını alıyor değil mi? Siz tuttunuz, dün 2 ürün beğendiniz, kalktınız 7 puan verdiniz. 2 ürün beğenmedim ben. Kaç ürün beğendiniz? Ben çorbanın kıvamında sadece sıkıntı var dedim. Kıvamından yarım hepsi beğendim. Yok Nazlı beğendi genel olarak. Ben genel olarak beğendim her şeyini. Tamam, ben 7 puan verdim. Sizin zaten dünden de ne kadar haksızlığa uğradınız ve siz 6 puan verdiniz. Evet. Peki şimdi bugün hayır, şu anda da hiçbir şey beğenmediniz. Onun menüsü, Halil Bey'in menüsü daha ağırdı. El açması hiç vardı, emek vardı. Sizin menünüzde emek yoktu. Ben gerçekten nasıl sadece emek yoktu ya? Emek yoktu. Ne vardı? Bir el açması mı? Şey diyeceğim ya, emek bir olmaması puan. İçin. Hayır, 2 puan Halil Bey. Emek hayır, olmaması evet. İçin ne olmuş olması gerekiyor biliyor musunuz? Aramızdaki puan farkı 1 mi olmuş? 1 puan mıydı diyorum. Dün 6 verdin ya. Evet, çünkü sizin de yemeklerinizin tadı yoktu. Emeğiniz vardı ama tadı yoktu. Ben 2 puan koydum farkı ve o yüzden çünkü size haksızlık ama siz de haksızlık yaptınız. Yani sadece 1 puan verdim. Bu zamanı Halil Bey'e haksızlık yaptınız. Bana 1 puan. Zaten Halil'e de haksızlık ne güzel 5 kişi birden konuştuğu için kesiyorum bu konuşmayı ve Salim'in puanına geçiyorum. Evet Salim. Hadi lan. Kaç? İnanamıyorum şaka altı. Bu herhalde. Altı. Söyle yüksek sesle. 6. Masa düzeninize bayıldım. Güzeldi, temizdi. Her şey yerli yerindeydi. Brownie'yi beğendim. Biraz sünük olmuş olsa da tadı aynı güzeldi, mıydı? Yerindeydi. Aynı mıydı? Benim aynı. Masamla aynı mıydı? Bir dakika bölme kıymetli kardeşim. Nasıl bölmeyeyim ya? Sen benim hakkımı yedin şu an. Sen gününü oynuyorsun. Başka hiçbir şey açıklaması yok. Sen gününü oynuyorsun. Tamamen gününü oynuyorsun. Ben günümü oynamıyorum. Hazır ürün vardı. Bende bir tane hazır ürün yok. Senin çok hazır ürün yarışması değil ya. Ama bu lezzet yarışması. Lütfen emek, ya. Lezzet sen değil. İstersen çarşaf çarşaf böreğini aç ya. Emek yarışması. Tamam emek yarışması. Ben de arkadaşlar birisini tutup mutfağa sokup ben yemekleri hazırlatmadım ha. Ben kendim hazırladım. Emek derken bende de emek. Ben yeni istinaden zaten altı yazıyorum. Altı puanı emeğinize. Yapmış olduğunuz masa düzenini, aynı zamanda da brownie'yi beğendim sadece yemekleri genel sadece anlarda baktığımda... Sadece brownie'yi beğendim ve 6 mı verdin? 6 i̇şte, verdim, 6. Doğal Hanım, adaletsizlik burada başlıyor. Gerçekten, adaletsizliği. Ama dün daha çok şey beğenmişti, o kadar çok niye 6 beğendi? Verdin? Çorba... Çorba, hadi masanı beğenmemiş. Çorba, masa, aynı zamanda da arkadaşın... Masaya puan vermiyoruz ama. Biraz... Salim ben Bey. Masa düzenini beğendim. Masa düzeni beğendim. Olabilir, yerli yerindeydi her şey. Puan vermiş. Olabilir. Ben sen, verebilirim. Masa düzeni beğendim. Her şey yerli yerindeydi. Çok şık bir masaydı. Şu anda. Evet. Çok şık bir masaydı. Kesinlikle. Ben brownie'yi beğendim. Ama yarışmacılar tatmin olmadılar bu cevapla. Devam, şöyle. Devam edin Salim Bey. Bu şekilde devam edin. Gününüzde oynamaya devam edin. Salim Bey yemeklerde de çok yorum yapmıyor. Ne beğenip beğenmediğini de anlayamıyor. Ama zaten sizin eleştiriniz de çok saçma. Demek ki beğenmediği yemeklere puan veriyorsa size de yükselecektir. Burada sevinmeniz gerekmiyor mu? Ama dün altı verdi. Hayır. Anlaşılmıyor ki. Aysel'le söylüyorum. Siz varsınız sırada. Ben varım. Hepimizi hakkaniyetle davranmaya ben çalışıyorum. Ben seni yemeyeceğim. Zaten hepiniz beni çiğ çiğ yiyeceksiniz belli ki.